Değerli Kanal Bey izleyicileri iyi akşamlar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir konu ve değerli bir konumuzla sizlerle birlikte olacağız. Konumuz hayvan hakları ve hayvan sevgisi. Onun için de Ege Sakin Hanımefendi konuk edeceğiz. Kendileri hayvan hakları savunucusu ve bir aktivist. Ege Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Rica ederim. Güncel bir konu. Sizle konuşmak istedik. Tabii dernekler, vakıflar çok bu konuda ama bir hayvan sever olarak sizinle olmak daha güzel olacak ilk diye düşündüm. Çünkü hayvan sevmek farklı bir şey. Hayvan sahibi olmak ayrı güzel bir şey. Ama tabii bir de aktivist olmak, bunları savunmak da ayrı bir şey. Onun için ben Oscar Wilde'ın bir sözüyle gireceğim. Diyor ki, hayvanlarla paylaşmadığımız hiçbir davranış, hiçbir duygu yok diyor. Hayvanlardan yalnızca dil ile ayrılırız diyor. Evet. Ne diyeceksiniz? Buyurun. Kesinlikle öyle. Onların da duyguları, hisleri vardır. Sizin de bahsettiğiniz gibi sevmek ayrı bir kavram. Yaşam hakkını savunmak, var olma hakkını savunmak bambaşka bir şey. Hayvan sahibi olmak da farklı bir kavram. Ben kendimi hayvan hakları, yaşam hakkı savunucusu olarak tanımlıyorum. Gençken aktivistim. İlk eylemleri düzenledik. 5199 sayılı yasağa çıkmazdan önce hatırlarsınız, yerel yönetimler sokak hayvanlarını düzenli olarak aleni bir şekilde zehirleyerek öldürüyorlardı. Benim çocukluğum o dönemde geçti ve bunlar büyük travmaydı bizler için, duyarlı insanlar için, duyarlı kalpler için. Evet. Sonrasında yasanın çıkmasıyla birlikte bir takım düzenlemelere gidildi. Ama bu sihirli değnek gibi değil. Hani dokunduk bir anda çözülecek bir problem değil bu. Bunun teknik altyapısının sağlanması, psikolojik olarak toplumun hazırlanması, sosyolojik olarak hazırlanması, bir aslında fikir devrimi yapmak gerekiyordu. Bakış açısını değiştirmek gerekiyordu. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele, devam edecek. Konu sadece kediler, köpekler de değil aslına bakarsanız. Tüm hayvanlar. Yük Böcekler, hayvanları, kelebekler, arılar değil mi efendim? evet su canlıları, mesela Yunus parkları da bir hayvan hakkı ihlalidir. Deney hayvanları, kürk, işin bir diğer boyutu yaşam hakkı dediğinizde aslına bakarsanız işin içine mezbahalar da giriyor. Çok yönlü bir konudur bu. Sevgi dediğinizde kedi köpek sahibi olmak, dokunabildiğimiz, ulaşabildiğimiz, erişebildiğimiz hayvanları sevmek insani bir durum. Ama yaşam hakkını savunmaya başladığınızda, dediğim gibi Yunus Parkı var, av gerçeği var, kürk gerçeği var. Aslına bakarsanız bu diğer canlıların varlığına saygı duyarak ve en az şekilde zarar vererek yaşama felsefesi edinmekle ilgili bir durum. Peki, o zaman şöyle diyelim, çok güzel bir giriş yaptınız da gençken dediniz aslında. Şimdi ben iltifat devreye girmezsem ayıp olacak. Yani yine gençsiniz. Onu ben söyleyeyim Şimdi de. 20, 10, 16 yaşında başladı bu duyarlılık ve 16 yaşında hayvan yemeği reddederek vejetaryen oldum. Şimdi 45 yaşındayım. O süreçte hayvanların sokaklarda topluca öldürüldüğü dönemlerde bayağı aktivistik. Yani kurtarıyorduk, eylemler yapıyorduk. İlk eylemi düzenleyen ekipten biriyim. Bununla çok gurur duyuyorum. Katilim kim eylemi? Türkiye'nin en büyük katılımlı ilk eylemidir. Sonrasında yasanın çıkmasına vesile olmuştur, taban Evet. olmuştur. Yani evet gençken daha aktiftik. Şimdi biraz daha şöyle çalışıyoruz. Bilinçlendirme, bilinç oluşturma, yeni bir nesil yetiştirme. Bu sadece sokakta hayvan beslemek ya da hayvan kurtarıp tedavi etmekle ilgili bir durum değil. Okullarda eğitim vererek hayvanlarla doğru temas kurmalarını sağlamak, çocukların yeni bir nesil yetiştirmek, bakış açısını değiştirmekle ilgili bir durum. Evet. Peki şey diyeceğim. Yani tabii sevgi farklı bir şey hayvan sevgisi. Hayvan sevgisini nasıl tariflersiniz? Hayvan sevgisine şöyle dokunduğunuz zaman
Hani sevmenin birkaç farklı çeşidi var. Bir saygı duymak var. Yaban hayvanlarını böyle keyifle izleyebilirsiniz. Kuş gözlem mesela bunlardan bir tanesi. Ama sevgi dediğinizde ben dokunarak, mıncırarak sevmeyi tercih ediyorum. Evde bir hayvanla yaşamak size birçok öğreti kazandırmış oluyor. Bir kediyle, bir köpekle yaşayabilmek bir evde farklı algılarınızın, duygularınızın gelişmesini sağlıyor. Ben bu noktada çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Evde sürekli hayvanlar vardı ve kızımın da birçok hayvanı var. Sevmek dediğiniz şey onun yaşam alanına saygı göstermek, onunla bütünleşmek, gördüğünüzde mutlu olmak, dokunmak. Peki çok güzel. Ben burada tabii bir de farklı bakış açısıyla değerlendireceğim. Evcil Buyurun. hayvan, evde tamam ama kamuya çıkıldığında ya da sosyal hayatta beraber gittiğinizdeki sıkıntılar ne oluyor ya da nasıl davranmak lazım? Bu konuda görüşleriniz nedir? Ya yani burada da biraz çelişkiler var. Yani sanki biraz önce dediniz ya hayvanım var gezdireyim, dolaştırayım, getireyim gibi. Ya da sokakta işte biraz gösterişe kadar giden bir abartılı bir hayvan sevgisi de var gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum bilemiyorum. Ne diyeceksiniz Ege Hanım? Çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Şimdi sevmek bilinci farklı bir şey. Evet, bir hayvanınız var ve dolaştırıyorsunuz. Aslında bu kültürle ilgili bir şey. İnsanların hem doğaya, çevresine, diğer insanlara hem de sahibi olduğu hayvana saygısıyla alakalı bir durum. En büyük problemlerden bir tanesi hayvan gezdirenler sokakta tuvaletini yaptığında mesela alırsa, ağızlık takılması gereken hayvanlara ağızlık takarsa, kurallara uyarsa, herkes birbirine saygı gösterirse hayvanla bir yere gidildiğinde bu problemler yaşanmaz. Zaman geçtikçe aslında düzene giriyor bu sistem yavaş yavaş ve insanlar bilinçleniyor. Gösteriş kısmına gelirseniz bununla ilgili ciddi farkındalık çalışmaları yaptık. Pet shoplarda cins hayvanlar satılıyor. Fahiş fiyatlara satılıyor üstelik. Bu pet shop gerçeği dediğimiz olayda. Oysa ki sokakta birçok yuvaya ihtiyacı olan, sahibe, aileye ihtiyacı olan hayvan varken sırf sizin dediğiniz gibi gösteriş yapabilmek için cins hayvanların satın alınması. Bir de Üstelik yüksek de rakamlar değil mi? Büyük bir ticaret. kesinlikle yüksek Hatta burada rakamlar bir bizim. söze girmek istiyorum. Kaçak olarak da yurda sokuldu biliyorsunuz. Böyle sıkıntılar da var. Şimdi ondan bahsedecektim. Gümrük gerçeği, valizlerle, gümrüklerden kaçak yollarla sokulmaya çalışılan Scottish kedilerden tutun da St. Bernard köpek yavrularına kadar. İklimimiz uygun mu? O hayvanın yaşam koşulları uygun mu? Ya da küçücük bir evin içerisinde kocaman bir St. Bernard'a bakmak doğru mu? Onun ihtiyacı olan koşulları sağlayabilecek misiniz? Hayvan sahibi olmak da bilinçle, kültürle, eğitimle ilgili bir şey. Neden bir hayvan sahibi olmaya karar veriyorsunuz öncelikle? Bunu bir sorgulamaları ve buna karar vermeleri gerekiyor. Çocuklara şimdi okullarda kapanıyor, karne hediyesi. Birçok hayvan satın alınacak. Yaz sonunda da özellikle yazlık bölgelerde de terk edilmiş hayvanlar, cins hayvanlar, pet shoplardan alınmış hayvanlar karşımıza çıkacak. Bu klasik. Her sene yaşıyoruz. Ay gidelim yazlığın bahçesi var, orada bakarız, çocuk da eğlenir. Gelirken de hop yazlığın bahçesinde bırakılır bu hayvanlar ve kalırlar. Sokak hayvanları popülasyonu bu şekilde artıyor. Ondan sonra da hadi bakalım bir yasa çıkartalım, bunları toplayalım. Ama siz musluğu ana vanadan kapatmadığınız sürece istediğiniz kadar toplayın, istediğiniz kadar katliam yapın, bunun Etik önüne ve geçemezsiniz. tıbbi bir şekilde sterilizasyon yapılmadıktan sonra barınağın da ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Haksız mıyım? Kesinlikle haklısınız. Barınak değil, zaten bakım evi olmalı. Bir Evet. hayvanı alıp bir yere kapattığınızda bunun bir kere ekonomik karşılığı yerel yönetimlerde bu sorumluluk biliyorsunuz. Yerel yönetimlere siz barınak yapıp etrafındaki bütün hayvanları toplayıp barınağı kapatacaksın dediğinizde bunun bütçesi var mı? Bunlara bakabilecek bir ekonomik düzeyi var mı? Bu ekonomik olarak karşılanması doğru yaparsanız, uygun koşullarda yaparsanız çok zor. Onun yerine kısırlaştırmaları, aşılanmaları yapılıp, sahiplendirme programları yapılıp, bir bakım evi, bir rehabilitasyon merkezi yapılıp, sokakta yaşayamayacak durumda olanlar nelerdir bunlar?
Yavrulu anneler, çok küçük yavrular, yaralanmış hayvanlar, operasyon sonrası postop sürecini geçirmesi gereken hayvanların geçici olarak bakılacağı rehabilitasyon merkezlerinin yapılıp sağlıklı, güvenli bir şekilde bu hizmetin verilebilmesi gerekir. Bunu yaparken aynı zamanda da bu gümrükler, pet shoplar, kaçak üretimler kontrol altına alınırsa hayvan sahiplerinin hayvanlarının terk etmesinin önüne geçecek şekilde uygulamalar gerçekleştirilirse işte gerçek çözüm budur. Ama bu birçok kurumun uyumlu, dengeli bir işbirliğiyle çalışmasını gerektirdiği için ve ülkemizde de bu çok kolay uygulanabilir bir şey olmadığı için sorun gittikçe dağ gibi, çığ gibi oluyor. Sonra artmakta. da günü Tartışmalar da kurtaracak beraberinde bir gelmekte. karara Evet. çözüm olmayan önerilerle karşımıza çıkıyorlar. Şey var. Mesela Adliye İzzet Begoviç'in bir sözünü ben geçen buldum. Bosna'nın kahraman liderinin. Diyor ki hayvan aç ve hayatı tehdit altında olduğu zamanlarda tehlikelidir diyor. İnsan ise tok ve güçlü olduğu zaman. Evet. Yani şimdi çok güzel bir söz. Tabii biraz felsefi anlamda yüklemek gerekebilir buna. Bir de tabii haftanın sözcüğü diye ben kinofobiyi aldım. Siz biliyorsunuzdur. Hayvanlarda çeşit çeşit korkular var. Bir köpek korkusu. Yunanca Evet. kökenli. Kinofobi. Bunu da seyircilerimizle paylaşmak istedik. Peki sizin önerileriniz nedir Ege Hanım? Sadece sivil toplum kuruluşları, dernekler değil. Tabii ki yerel yönetimler. Bir devlet politikası olması lazım. Eğitimin içine girmesi lazım. Yani hele son alınan güncel tebliğ tamamıyla spekülasyon üretti, yarattı, kaos yarattı, tartışmalara yol açtı. Bir aktivist olarak, bir hayvansever olarak önerileriniz nedir? Neler demek istersiniz? Hayvan hakları mücadelesi eğitimle, sanatla, bilimle, tarihle, felsefeyle, sporla bir arada ele alındığında ancak mücadele sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Biz bir taraftan hukuki yoldan mücadelemize devam ederken aynı zamanda eğitim faaliyetlerini, bilinçlendirme, bilgilendirme faaliyetlerini yapmakla yükümlüyüz. Bununla birlikte insanların daha çok satın almak yerine sahiplenmeyi, terk etmeme bilincine sadece yaptırımla değil bunun bu bilince varmalarını sağlayabilirsek ancak başarıya ulaşabiliriz. Bir de kopyala yapıştır yasaları uygulamak çok gerçekçi değil. Coğrafya farklı, iklim farklı, kültür farklı. Siz şimdi yurt dışındaki gibi yapalım, barınak 30 gün süre koyalım. Ondan sonra 30 gün içerisinde sahiplenen sahiplensin, sahiplenmeyeni uyutalım dediğinizde burada inanış farklı, kültür farklı, sosyolojik durum farklı, ekonomik durumun farklı bir kere. Bu yüzden kendi gerçekliğimizi önümüze koyarak biz toplum olarak vicdanlı bir toplumuz, merhametli bir toplumuz. Coğrafya ona çok uygun. İklimimizi, toprağımızı, kültürümüzü önümüze koyarak insani olarak, vicdani olarak bu konuya yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kopyala yapıştır, yasaya getir, ondan sonra uygulamaya kalk. Uygulama şansınız yok sizin bu Evet. Bu tasarıyı arada tabii zaten. tarihte de acı hikayeler var. Bir haritsız adada köpeklerin Var, toplanıldığı, hayırsız ada hikayesi. katledildiği biliyorsunuz inşallah onları Evet. yaşamayız. Tabii bu konuda da bir sivil inisiyatif var. Cumhuriyet Gazetesi bu konuda çok güzel. Zülal Kalkan çalışmaları var tanıyorsunuz. Adnan Evet. Binyazar da geçen bir kaleme aldı. Orada bazı önerilerde bulundu. İstersen birkaç maddeyi ben okuyayım. Diyor ki Buyurun. 2019'da Türkiye Büyük Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu raporunda önerildiği gibi diyor. Tabii ben bu raporu çok bilmiyorum, incelemedim. Siz biliyorsunuzdur. Hemen bir hayvan hakları fonu kurulması diyor. Ne faydası olacak bu fon? Nasıl kurulacak sizce? Hayvan Hakları Fonu kurulduğunda yani şimdi bunun doğru şekilde, bu fonların doğru şekilde kullanılması için uzmanlardan oluşan bir kadro oluşması lazım. Sahayı hiç bilmeyen, masa başında oturmuş, bir bakım evi görmemiş, bir mezbaha görmemiş, bir çöplük. Çöplük Türkiye'nin en büyük gerçeğidir bu arada. Genelde yerel yönetimler sokak hayvanları toplayıp çöplük alanlara atarlar. Bunları görmemiş insanların oturup da şöyle şöyle yapalım, böyle böyle yapalım deyip masa üzerinde yaptıkları hiçbir şey gerçeklikte uygulanamıyor. Daha önce bakanlık bir barınak projesi geliştirdi. Mesela bir standart kurdular. Siz aynı bakım evini
hem Antalya'ya hem Karadeniz'e hem Doğu'ya hem Marmara bölgesine yapamazsınız. İkliminiz farklı, bitki örtünüz farklı, ekonomik durumunuz farklı. Bunu yerelde bir standart belirleyip yerel yönetimlerin toplanıp bakanlık, veteriner fakülteleri, sivil toplum kuruluşları olmazsa olmaz, sivil toplum kuruluşlarının bu işin içine girerek hep birlikte bölgenin ihtiyacına göre, bölgenin popülasyonuna göre, tür yapısına göre, tür de çok önemli. Büyük hayvanların olduğu ya da çok küçük Hayır, hayvanların ekolojik olduğu, denge de önemli burada. Ege Hanım, ekolojik bildiğiniz gibi denge de yani önemli. hayvanla ekolojik dengeyi de ona göre ayarlamak lazım. Kesinlikle böyle bir komisyonun kurulup sadece fon değil, hadi bakalım şu kadar para her yere barınak yapalım. O işin sonundan öyle bir şey çıkarsa onun hiçbir anlamı kalmaz. Anlamı kalmaz. Kaynakların doğru kullanılabilir olması çok önemli. Benim düşüncem aslında bir pilot bölge çalışması yapması lazım. Türkiye'nin bu konuda sivil toplum, yerel yönetimler, özellikle biraz önce dediğiniz veteriner fakülteleri. Fakülteler. Mesela bir de aşılamada da sıkıntılar olduğunu biz duyuyoruz yurt çapında. Var mı böyle sıkıntı hayvanların, özellikle boşta gezenlerin? Aşılanma konusunda mı? Evet. Bunda başarılı olan yerel yönetimler var. Güzel sistem kurup da bunu kayıt altına alıp küpelerini takıp yıllık aşılarını takip eden yerel yönetimler var. Ama sayıları parmakla gösterecek kadar az. Sivil yerel hayvan hakkı savunucularıyla, yereldeki hayvanseverlerle işbirliği halinde takipler yapılırsa bunlar gayet mümkün olabilir şeyler. Tabii ki aşılamada şu an aksaklıklar var. Bakın ben size bir örnek vereyim. Bazı ilçelerin elin hala veteriner işleri müdürlükleri yok. Bırakın müdürlüklerini, birimleri yok. Bunların kuduz aşısı yaptığı tarihte görülmemiş ilçelerimiz var hala. Yani ilçe tarım, il tarım, Orman Bakanlığı, yerel yönetimler, sivil toplum bir araya gelerek uyumlu ve çözüm odaklı çalışmadıkları sürece bu sistemi kurmaları mümkün değil. Başarılı olan yerel yönetimlere baktığınızda karşımıza çıkan şey yerel inisiyatiflerle işbirliğini düzgün yaptıkları ortaya Evet, çıkıyor. evet. Sonuçta takım oyunu. Bu da yine bir takım oyunu. Bu arada Evet, tabii bir de evet. üretim çiftliklerinin hemen kapatılması deniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Hakikaten bu kadar yaygın bir üretim çiftliği var mı? Kontrolsüz mü? Bir hayvansever olarak düşünceniz nedir? Üretim çiftlikleri tabii ki. Şöyle pet shoplarda hayvan satışını yasakladılar. Ama uygulamada katalog üzerinden hala satış serbest. Yani getirip vitrinine koymuyor ama katalogtan satmaya devam ediyor. Üretim çiftliklerinde durum hayvan hakkı ihlali açısından baktığınızda cins hayvan üretmek istedikleri için sürekli bir doğum hali oluyor. Yavruları daha süt emmesi gerekirken satılıyor. Pek çoğunun çipi takılmıyor. Bunu düzgün bir şekilde yapan yerlerin sayısı oldukça az. Merdiven altı üretim dediğimiz yerler var. Onun dışında gümrüklerden hala kaçak olarak bu hayvanlar valizlerin içerisine yavru sokulup getirilebiliyor. Egzotik kuşlar getirilebiliyor. Kırmızı yanaklı kaplumbağa mesela bizim yerli türümüz olmamasına rağmen artık o kadar çok ki ve yerli türlerimizi tehdit eder hale geldiler. Çünkü o küçük kaplumbağayı pet shop'ta görüp alıyorsunuz gazoz kapağı kadar sevimli oyuncak gibi ve bu hayvan büyüyor. Büyüyünce ne yapacaksınız? Gidip oraya buraya dere kenarlarına salına salına neredeyse artık bizim çok sık görülen türlerimizden biri haline geldi. Papağanlar aynı şekilde. Olay sadece kedi köpek değil, hayvan hakkı olayına kurumsal hukuki bir açıdan bakıp bunun yasal zeminini oluşturup uygulanabilmesini de sağlamak gerekiyor. Yasayı çıkartmak da yeterli değil. Çok düzgün bir yasa da çıkartabilirsiniz. Uygulayamıyor sizin kurumlarınız bunu. Bir de Ege Hanımcığım herhalde bildiğim kadarıyla bu uluslararası ilişkilerde de bu anlaşmalarla somut delillerle, bilgilerle, verilerle karşılaştırarak dayanışmayla olacak gibi. Yıllar önce belki hatırlarsınız bir kış günüydü. Flora'ya şey basmıştı. Kuşlar kaçak Evet. gemi şey, hatırladınız değil mi? Aa, Yani çok evet, enteresan. papağanlar. Papağanlardı rengarenk. O da yine bir Hala şu kaçakçılık an sonucu. yaşıyorlar. Yeşilköy onlar da dolu mesela. Artık Evet, hala devam sağlıklı. ediyor. Evet,
Evet, güzel ölüyorlar. konuşuyoruz. Programımızın sonuna geliyoruz. Tabii de son 5 dakikamız. Peki önerileriniz ne olacak? Yani bir aktivist olarak, bir hayvansever olarak, özellikle gençlere, çocuklara, büyüklerimize, yöneticilere, siyasilere, herkese bir mesaj vermemiz lazım bence. Herkes hayvanı sevmiyor. Onu da kabul etmek lazım. Sevmek Şimdi zorunda da hayvan değil ama hiç değilse korumak zorundayız diye ben düşünüyorum. kesinlikle şöyle sevmek zorunda değilsiniz ama yaşam hakkına, var olma hakkına hepimiz saygı duymak zorundayız. Gençlerden çok büyük beklentim var ve umudum onlarda. Özellikle üniversitelerde artık hayvan hakları kulüpleri kurulmaya başladı. İlk hayvan hakları kulübünü kuran Yıldız Teknik Üniversitesi'dir bu arada. Benim aktivist olduğum, genç olduğum dönemlerde yapmıştık. Bu Yıldız böyle Teknik'te ilerledi ve misiniz? birçok üniversitede bu kulüpler kuruldu. Bu gençler eğitimler veriyorlar. Daha kendilerinden küçük lise seviyesine, ortaokul seviyesindeki çocuklara. Okul kampüsündeki hayvanlarla ilgili birimler oluşturabiliyorlar. Kendi aralarında bütçeler oluşturup, kermesler düzenleyip, konserler düzenleyip kendi alanlarında bu hayvanların uygun koşullarda bakılmasını sağlayabiliyorlar ve hepsinden önemlisi pet shoplardan almak yerine sahiplenme kavramını ve sokaklara bir kap su, bir kap yemek koymak kavramını geliştiriyorlar. Genç nesil daha bilinçli, daha çözüm odaklı yetişiyor. Bu yüzden umudum var ama daha eski nesil yani o sokaklardaki hayvanların öldürülmesini görerek büyüyen nesil bunu normalleştirmiş durumda. Bunun normal olmadığını anlattığımızda zaten problem ortadan kalkacak. Evet. Ben bu arada Leonardo da Vinci'nin kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki hayvanlarla ilgili Buyurun. bölümünde şöyle pasajda hayvanlar da görme kaybı durumunda işitme kaybına göre daha çok acı çekerler diyor. Hayvanlar diyor. Bunun birçok nedeni vardır. Öncelikle görme yetenekleri sayesinde beslenmeleri için gereken yemekleri bulurlar ve bu istisnasız her hayvan için geçerlidir diyor. İkincisi diyor görme yoluyla yaratılan şeylerin güzelliği kavranır. Özellikle de sezmeye yönlendirilirler diyor. Onun için yani hayvanlar da canlı. Onların da görme hissi, görme duyguları var. Ya yani bunları da bu arada konuşmak istedim ben. Sanki hayvan olunca işte seveyelim, uzaktan görelim, okşayalım diye düşünüyor ama biraz önce güzel bir şey dediniz. Hayvan, böcek kaçakçılığı, bitki kaçakçılığı, kelebek kaçakçılığı var ama hiç siz bir vahşi hayvanın insan kaçırdığını gördünüz mü? Ben görmedim. Evet. Bu insana özel bir şey, bu kötülük yapmak. Hayvanların duyguları var, her şeyden önemlisi. Hisleri var, özlüyorlar, korkuyorlar, acı çekiyorlar, merak ediyorlar, ilgi Ben burada bir duyuyorlar. şey söyleyeyim özlü edince, Ege Hanım müsaadenizle. Benim Mersin'de yazlık komşularım var. Yıllardır Almanya'dan gider gelirler. Almanya'dan geldiklerinde sokak kedimiz bizim sitenin onların geldiği gün kapıda karşılıyor, evlerine kadar yerleştiriyor. Evde tur atıyor, çıkıyor. Ve 3-5 ay kaldıktan sonra gidecekleri zaman hissediyor, biliyor yine kapıdan uğurluyor. Böyle bir şey işte olabilir mi yani? Oluyor işte bu Elbette. hayvanlar insanların yapmayacağı şeyleri bazen hayvanlar yapabiliyor. Bir kedi bir köpek yapabiliyor. Evet. Vefa Programımızın sonuna duyguları var geldik de efendim o çok. kadar güzel sohbet inşallah bunun devamını yaparız. Son sözlerinizi ben Umarım. alayım. Ondan sonra ben kültür panomuzla kapatacağım. Buyurun efendim. Vefa duyguları bizden çok daha yüksek. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Evet. Peki. Çok çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Konuk Tekrar ettiğiniz için görüşmek çok keyifli bir dileklerimizle. sohbetti. Sağ olun, çok mersi. Değerli Kanal B izleyicileri, güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Hayvanları konuştuk, hayvan sevgisini konuştuk. Ege Hanım'a tekrar teşekkür ederiz. Ben kültür panomuzla programımızı kapatıyorum. Tabii kitap olarak yine hayvan hakları ile ilgili bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Canlarımızın Hayat Rehberi yazarlar, iki avukat yazmış. Onur Altınkan ve Mustafa Meydan. Profesör Doktor Uğur Batı kitap için şöyle bir not düşmüş. Diyor ki, insan hakları diye bir şey varsa aynı nedenden dolayı hayvanların da hakları vardır. Bu kitap ilham verici, mutlaka okuyun diyor. Genius yayınlarından çıkmış. Gezi olarak da yine tabii hayvanlardan ve kuşlardan bahsedeceğim. İstanbul Kuş Cenneti sömestr tatili nedeniyle özel fiyatlarla Beykoz Spor Ormanı'nda
50 farklı tür, 2000'den fazla kuş sizleri bekliyor. 29 Haziran saat 11.30'da gidip sıranızı alıp seyredebilirsiniz kuşlarımızı. Görüşmek dileklerimizle.